Merhabalar. 2009-2010 arasında ailemin büyük desteği ve fedakarlığıyla Amerika'da bir yıl liseye gittim. Basketbol oynamak için gittim fakat İngilizceyi ve Amerikan futbolunu öğrendim. Yine olsa yine giderim. Çok güzel tecrübeler edindim. Dünya ufkumu çok açtı. Fakat yaşadığım iki küçük talihsiz olay da var. Amerika'nın ırkçılık ve polis şiddeti ve protestolarla kasıp kavrulduğu şu günlerde benim de 10 yıl önce orada yaşadıklarım aklıma geldi. Yaşadığım ve beni çok etkileyen iki ırkçılık olayını, yanında kaldığım aileyi, okul sistemini, eğitim sistemini, spor kültürünü, Chicago Bulls maçını, Las Vegas'taki tecrübelerimi, kısacası orada 2009-2010 yılında kaldığım 10 ayı size özet geçeceğim. Çoğunluğu fotoğraf olacak. Çünkü 10 yıl önce video kalitesi çok kötüydü ve bir anlam ifade etmiyordu. Videolar daha az ve eski telefonun formatından dolayı sesleri de yok. Fotoğraflar üzerinden birkaç açıklama yapacağım. Biraz uzun olabilir, kusura bakmayın. Kaldığım yer Rockford, Illinois. Amerika'nın orta kuzeyinde diyebiliriz. En büyük şehri Chicago. İlk sabahım 4 litre yani 1 galonluk ilk süt şişesiyle tanıştım. Bu orada satın aldığım BlackBerry ilk akıllı telefonum. Videolar ve fotoğrafların hepsi bu telefondan. Daha sonra bu çalındı orada. Burası evin önü. Evi paylaştığımız arkadaşlar var. Bu evin arabaları. Bir tane Dodge Durango var en solda. Oradaki fiyatı 2000 dolar civarlarında. Ve 2009'da dolar orada 1,5 liraydı. Bizde 5-6 tane var. Baktım az önce 85 bin lira. Hemen asimile oluyorum. Amerikan milli sporu, atasporu çim biçmeye hemen girişiyorum. Yakıtı kendimiz doldururken çok ilginç gelmişti ilk seferde doğal olarak. Çim biçmeye devam, arka bahçe. Çimin kokusunu sevdiğim için hoşuma gitmişti açıkçası. Bu da yanında kaldığım Randy'nin, James Randall Sprayberry adı. Biz Randy diyorduk, arkadaşları Randy diyor. İki defa boşanmış olup üç çocuğu vardı. 2 hafta sonunda bir gidip çocuklarını alıyorduk hafta sonları için. Gördüğünüz sarışın arkadaş Almanya'dan gelen benim gibi bir değişim öğrencisi. Diğeri de o zamanlar punk takılan, emo takılan yine Randy'nin evlatlık edindiği bir öğrenciydi. Öğretmenlik yaptığı aynı okulda. Fakat daha sonra kovmak zorunda kaldı. Brad de adı, Brad'i. Brad şu an hava kuvvetlerinde 2 tane de çocuğu var sanırım. Facebook'tan hala arkadaşız, görüşüyoruz. Timon'la da görüşüyoruz aynı şekilde. Randy'yi ise maalesef ben oradan döndükten 3 yıl sonra 2013 yılında kaybettik. Burası evin önü. Westlake Village diye geçiyor. Bir golf resort sitesi diyebiliriz. Bu da ilk gönüllü çalışmamız. Havacılık festivali vardı. Oraya giderken Timon ve Brad. Benim bir fotoğrafım. Burada Papa John's'ta çalıştık gönüllü olarak. Çalıştıktan sonra size bir VIP kart veriyorlar ve en yakından yemek yiyip daha sonra gösterileri izleyebiliyorsunuz. Bu da F-35 Raptor'un ilk çıktığında iniş yaparkenki videosu. Yine kaldığımız yerin etrafını geziyoruz. Arkadaşlara gitmeye başladık yakınlardaki. Burası salon, evin girişi. Burası alt kat, oyun oynadığımız bölüm. Xbox'ı çok fazla oynamıştık. Burası da mutfak, ara katta. Burası basket oynuyordum. Asıl gitme amacım basket oynamaktı zaten. Yine kaldığımız yerin bahçesinde, parkında diyeyim ya da. Orada basket oynuyordum. Timon kayıt yapıyordu. Basketbol seçmelerine kendi başıma hazırlanmak zorunda kaldım. Burası okul, okulun girişi, arka girişi. Burası ön taraf. Görüyorsunuz okul otobüslerini. Bu da kaldığımız yerle okulun arasındaki mesafeyi gösteriyor. Her gün yaklaşık tek yön yarım saat yol gidiyorduk. Yaklaşık 30 kilometre. Öğretmen olduğu için yanında kaldığımız Randy okulken gidiyorduk öğrencilerden. Okul otobüsleri, klasik sarı. Keşke okul otobüsüyle gitseydim diyorum okula. Daha farklı tecrübeler edinebilirdim sanırım. Burası okulun koridoru. Burada bir parantez açmak lazım. Okul yaklaşık 2000 kişilik, 4 yıllık bir devlet okulu. %80'e yakın African American dediğimiz siyahi arkadaşlar. %10-15 arası Meksikalı arkadaşlar. Bu okulda beyazlar daha azınlıktı.
Spor dalında çok çok ilerideydi okul, fakat eğitim seviyesinde de gerideydi. Okula kayıt okulun çevresinde adrese dayalı oluyordu. Türkiye'nin son birkaç yılda geçtiği gibi 10 yıl önce burada öyleydi. Ve filmlerden görmeye alışık olduğumuz o dolaplar, herkesin bir dolabı var ve tüm eşyalarını oraya koyuyor. Ve bu koridorlar teneffüs zamanında tıka basa dolu oluyor. Çünkü öğretmenlerin derslikleri belli. Siz öğretmenlerin sınıfına gidiyorsunuz her teneffüs. Yani öğretmenler sınıfa gelmiyor. Sizin bir sınıfınız yok. Öğretmenlerin kendi sınıfı var ve siz oralara gidiyorsunuz. Bu da o sınıflardan bir tanesi. Sabah Randy'nin dersliğini açmasını beklerken getirdiğimiz eşyalar ona ve bize. Bu sanırım bilgisayar sınıfıydı, teknoloji sınıfıydı. Yine sınıflardan bir tanesi. Okul çıkışı. Yine koridorda yürüyorum. O zaman Semih Şentürk formamla. Burası beden dersi. Beden salonumuz. Arkada gördüğünüz bu duvar gibi olan kahverengi yer aslında tribünler. İleri doğru açılıp basamak basamak oluyor maç zamanı. Bu arada ders programı şöyle. Her gün aynı ders programını yapıyorsunuz. Yani her gün beden dersi var. 7 ya da 8 farklı ders vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Her gün aynı ders programını işliyorsunuz. Yani aldığınız tüm dersler çarpı 5 her gün aynı. Okulun Amerikan futbolu takımı maçları ve pompom kızlar. Bu da doğum günümde beni götürdükleri Japon restoranı. Bu tip masalar var. Şef geliyor ve seçtiğiniz yemekleri önünüzde şov yaparak pişiriyor. Bu da o günden bir hatıra fotoğrafı. Bu da doğum günü hediyem. Hala saklarım. Bu ilk kaldığım odaydı. Benim aşağıda kalacağım odayı henüz yapmamıştık. Bu da içecek stoğumuz. Okula götürüyorduk her gün birer tane. Sıfır şekerli Powerade. Randy'nin favorisiydi. Bu da benim gibi diğer ülkelerden gelen değişim öğrencileri. Almanya'dan, İspanya'dan, Venezuela'dan ve Norveç'ten. Oyun tema parkı. Bizdeki Disneyland gibi. Orada oynadığım bir oyun bu da. 50 ya da 60 dolar veriyorsunuz. Bir yıl istediğiniz kadar girebiliyorsunuz ve istediğiniz oyunları istediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz. Sadece sıraya girip sıranızı bekliyorsunuz. Bu da oranın büyüklüğünü ve ne kadar nizami olduğunu gösteren birkaç fotoğraf. Buradaki ilk roller coaster ve birazdan göreceğiniz kule tecrübesinden sonra nur topu gibi bir yükseklik korkum oldu. Daha doğrusu bu zamana kadar hiç yoktu. Bundan sonra yükseklerde dizlerimin bağı çözülmeye başladı. Bazı yerlerde gördüğünüz gibi çok büyük, çok fazla yapılabilecek aktivite var. Evde yemek yapmayı bilen olmadığı için sürekli dışarıdan yiyorduk ya da eve söylüyorduk. Bu da en favori klasik siparişlerimizden biri, büyük pizza. Ve dediğim gibi yemek yapmayı bilmediğimiz için ve marketteki çoğu şeyi de bilmediğimiz için, mikrodalga ile hatta ilk defa tanıştığım için özellikle bir türlü bir şey pişiremiyorduk, deniyorduk ama olmuyordu. Bu da onlardan küçük kesitler. Bu da flag futbol dediğimiz kızların oynadığı Amerikan futbolu. Homecoming günü, homecoming öncesi yapılan aktiviteler, eğlenceler, tüm okulun son derste bir araya geldiği ve eğlendiği, öğrenci, öğretmen hep beraber eğlendiği yerler. Tamamen okulun takımlarına ve öğrencilerine moral vermek amaçlı düzenlenen etkinlikler. Günün popüler şarkıları çalıyordu. Bu yüzden herkes çok eğleniyordu. Bu arada spor takımları dörde ayrılıyor. Çünkü lisede dört sınıf var. Her yılın yani her sınıfın freshman, sophomore, junior, senior. Bunların hepsinin ayrı ayrı kendi takımları var. Yani yaş kategorisi gibi de diyebiliriz aslına bakarsanız.
Eğlence biter bitmez herkes arabasına, otobüsüne, evine doğru hazırlanıp gidiyor. Homecoming'e giderken tam bir gangster rapçi gibi, o zamanlar öyleydi, 10 yıl önce 18 yaşında. Burası da eyalet arası satranç turnuvası. Yanında kaldığımız Randy okulun aynı zamanda satranç hocasıydı, matematik öğretmeni olmakla beraber. Bu eski odam, dediğim gibi. Alttaki bodrumdaki odayı sonunda bitirdik ve buradan eşyalarımı alıp odaya geçtim. Şu Michael Jordan posterini bir açık arttırmada neredeyse bedavaya almıştım. Kaybolup gitti. Keşke şimdi buralarda olsa. Bulması çok zor bir poster. Birebir. Haiti'de deprem olmuştu. Ya da tsunamiydi. Tam hatırlamıyorum. Ona yardım etmek için okulca toplanıp yardım kolileri doldurmuştuk. Bağış toplamıştık. Bu da ilk araba sürme tecrübem Amerika'ya nasipmiş. Orada sürdüm ilk arabamı. Dodge Durango 4x4 otomatik. Ehliyetim yok, bir şeyim yok. İlk araba sürme tecrübem Amerika'da gerçekleşti. Diğer pick-up'ı almak zorundaydık. Yani bir şoför iki araba vardı. Burada da benzin fiyatını görüyorsunuz. Bir galon 4 litre. 4 litrenin fiyatı 2.7 dolar. Sınavlar için ders çalışıyordum. Basketbol oynamaya devam ediyorum. Dişlik takıyoruz. O kadar sert geçiyor maçlar, hızlı geçiyor. Vatandaşlık dersinde en zorlandığım dersti. Aldığım notlardan bazıları. Pizza Hut gitmeyi en sevdiğimiz yerdi okuldan sonra. Ve Chicago'ya ilk gidişimiz. Chicago'ya yakındı Rockford. Göreceğiniz üzere 1,5 saat sürüyordu yolculuk. Burası United Center, Chicago Cubs'ın, yani Amerikan futbol takımının oynadığı stadyum. Chicago trafiği ve gökdelenleri. Çok fazla Xbox oynuyorduk. Iverson idolümdü. Ben oradayken Philadelphia'yı bırakıp Denver'a geçeceğini ilan etmişti canlı yayında. Kar, kış çetin geçti. Kızak yapmaya gittik. Kuzeyde olduğu için bayağı kar yağdı. İlk Noel tecrübesi bu da. Bir arkadaşın eviydi. Kar yağdığında ön bahçe. Bazen Meksika marketlerine gidiyorduk. Orada Meksika şapkası takmıştım ilk defa. Xbox oynarken alt katta. Her yer dağınık. Ve ilk NBA maçım rüya gibiydi. Jordan heykelinin önünde. Bu fotoğrafla hiçbir oynama yok. O dandik telefonla çektim. Atmosfer gerçekten böyle film karesi gibi. Bu da stadın içinde tribünlere doğru yürürken çektiğim video. Unutamayacağım bir anı. Şov işini çok çok iyi biliyorlar, çok çok iyi yapıyorlar. Siz de zaten biliyorsunuz Amerika'nın gösteriden ibaret olduğunu. Bu yüzden fazla anlatmaya gerek yok. Komşu eyalet Wisconsin'de daha ucuzdu yakıt. Oradan alıyorduk bazen. Evde iki kedimiz vardı. İlk kedi tecrübemdi. Dediğim gibi siyahi bölgeler, yüksek arabalar, büyük jantlar. Bu Mustang'i almak üzereydik. 2000 dolardı arkadaşlar. İlk offroad tecrübesinden sonra arabanın çamurla kaplanmış olması ve her zamanki gibi ben benzini doldururken. Burası daha yoksul olan bir mahalle. Bu da Cadılar Bayramı'nda böyle ormanın içinde, şu an bizde olan korku evleri gibi düşünün. Onların açık havada olanı, karanlıkta olanı, gönüllülük esasına dayalı, parasız yapılan, milletin gelip birbirini korkuttuğu,
etkinliklerden birindeyken ve ilk kasinoya yani kumarhaneye gidişimiz, ki Randy'nin bir kumar düşkünü olduğunu anladık daha sonra. Zaten göreceksiniz, bundan sonraki durağımız Las Vegas olacak. Kasinoya bari biraz şık gidelim dedik. Bu da Türkiye hakkında yazan bazı ilginç bilgiler. Bir üniversiteyi ziyarete gitmiştik son sınıf lise öğrencileri olarak. Orada yazıyordu. Burada yabancı öğrencilerle beraber Karayip Adaları'na gezi yapabilmek için para biriktirmemiz gerekiyordu. Para biriktirmek için de bir toptancıdan çikolata alıp çikolata satmamız gerekiyordu kapı kapı dolanıp. Bu aldığım ısı çikolatalardan bir tanesi. Ve o çikolatalardan birer dolar birer dolar kazandığımız paraların bazıları bu da. İlk ırkçılık deneyimimi burada yaşadım. O da şöyle oldu. Kapı kapı dolanıyoruz. Lüks bir semtte. Satıyoruz işte çikolataları. Kadın kapıyı açtı. Çikolatayı alacaktı. İçeri gidip cüzdanını aldı. Para getirdi. Tam çikolatayı alacak, parayı verecek. Nerelisin dedi. Türk'üm dedim. Türkiye'den geliyorum dedim. Bir anda böyle beti benzi attı. Kapıyı kapattı. Ben ne olduğunu anlayamadım. Kısa bir şok geçirdim. Sonra bunun ne anlama geldiğini idrak edince çok çok kötü hissetmiştim. Bu ilkiydi. İkincisi de bu gördüğünüz uçağa binmeden hemen önce yaşandı ve uçakta yaşananların etkisi devam etti. Şöyle ki bir tatil dönemi Rockford'dan Las Vegas'a gidecektik. Ve bu 4 saat sürecek uçuştan önce güvenlik kontrolündeydik. Güvenlik kontrolünde herkes sırayla tek tek geçiyor X-ray cihazından. Beni oradaki güvenlik görevlileri kenara çekti. Herkesin bakışları altında. Üstümü daha böyle ayrıca aradılar. Çantamı kontrol ettiler. Pasaportumu sordular. Vizeyi birine kontrol ettirdiler falan filan. Beni bayağı uğraştırdılar ve bir sürü insan böyle ilginç ilginç ters ters baktı. Sanırım sakalım var diyeydi ya da ne bileyim görüntümden dolayı biraz böyle esmere kaçan görüntümden dolayı sanırım. Burada ikinci talihsiz vakamı yaşadım ve millet o kadar etkilenmiş olacak ki uçakta kemer ikaz ışıkları söndükten sonra sıkıştığım için kalkıp tuvalete gitmem gerekiyordu. Kalktım, arkamı döndüm, göz göze geldiğim birkaç kişi o kadar korktu ki böyle surat ifadelerinden çok net anlaşılıyordu. Bu da Amerika'daki durumun, tavrın, güvenlik güçlerinin özellikle ırkçılığı nasıl, ırkçılığa nasıl prim verdiğini, nasıl yaydığını gösteren ikinci yaşadığım şey oldu. Siyahi arkadaşlarımın hepsi zaten söylüyordu. Oradaki böyle kötü, şöyle kötü, sana umarım çok bir şey olmaz falan diyorlardı. Meksikalılar da keza öyle. Onlar da çok fazla ayrımcılığa uğruyordu. Hatta onlara has böyle Meksikalı şakası dediğimiz yoksulluk üzerinden, kötü şartlarda çalışma üzerinden Meksikalı şakaları da yapıyorlardı. Siyahi arkadaşım Ron bu olaydan sonra biz her gün, her yerde, her zaman bu aptal, bu gereksiz, bu iğrenç muamelenin muhatabı oluyoruz deyip ne kadar kötü bir durumda olduklarını yüzüme çarpmıştı. Bundan sonrası Las Vegas. Uçuştan bazı görüntüler, şu gördüğünüz kanyon, Grand Canyon dediğimiz büyük kanyon olsa gerek. Bu otel, kaldığımız otel Circus Circus, her yer kumarhane dolu, her yer açık büfe yemek dolu. Circus Circus'ta Türkiye'den götürdüğüm PSP'm çalınmıştı. Ron'un da, bizle gelen siyahi arkadaş burada dans eden, onun da bilgisayarını çalmışlardı. Yani o otelde kalmamanızı tavsiye ederim. Ron da Randy'nin eski bir öğrencisi. Şu an hala görüşüyoruz. 4 çocuğu olmuştu en son. 4. çocuğu olmuştu en son. Ve vaizlik yapıyor kilisede. O da bayağı değişti. Mimarisi o kadar güzel, o kadar detaylı, o kadar iyi düşünülmüş ki aynı film karelerindeymişsiniz gibi. Böyle dokunsanız sanki ekrana değecekmişsiniz gibi.
büyüleyiciydi. Bu da Chicago'da bir hot dog ile ünlüdür Chicago. Bu sosis ekmek arası biliyorsunuz. Orada en ünlü olan restoranlardan birinde çalışanların yaptığı gösteri. O zamanlar eğlenceli geliyordu ama bana kalırsa çalışanın bu şekilde müşteriyi eğlendirmesi bence çok yanlış, abes. Bu da dışarıda yediğimiz ve benim hoşuma giden yemeklerden bir tanesi Mongolian Grill diye geçiyordu. Moğolistan mangalı diyebiliriz. Açık büfeden etinizi seçiyorsunuz. Bu arkadaşlara veriyorsunuz. Onlar da gözünüzün önünde yiyeceğinizi bir güzel pişiriyor. Burada bir parantezde Almanya'daki Türk arkadaşım Erol'u açmam gerekiyor. Orada Türkçe konuşabildiğim ve bayağı geç tanıştığım çok yakın bir arkadaşım. Hala görüşüyoruz. Almanya'da da ziyaret ettim. O da beni Türkiye'de ziyaret etti. 10 yıldır çok yakın bir arkadaşım. Onun ailesiyle, onun orada yanında kaldığı ailesiyle hatta daha çok görüşüyoruz. Onunla böyle birkaç yere gittik, gezdik. Onun ailesi sayesinde. Yanında kaldığı aile sayesinde. Bu da onlardan bir tanesiydi. Wisconsin Dells'te su parklarıyla ünlü otellerin olduğu bir bölümdü. Bir de Erol'la başımızdan geçen çok ilginç bir olay oldu. YMCA diye halkın yararlanabildiği büyük spor kompleksleri var. Cüzi bir ücret ödüyorsunuz. Yıllık abonelik. Sonra basket sahasının, kapalı basket sahasından tutun da işte saunası, buhar odası, şusu, busu, aklınıza gelebilecek her şey. Gym ve her şeyin olduğu yerlerden faydalanabiliyorsunuz. Bir gün Erol'la gittiğimizde soyunma odasında böyle Türkçe konuşuyoruz. Espriler yapıyoruz falan filan. İki çocuk geldi. Bize böyle ters ters bakıyor. Bir ilginç bakıyor böyle. Dedik herhalde kavga edeceğiz. Anlamadıkları bir dilde konuşuyoruz. Onların hakkında konuşuyoruz sandılar falan diye. Bir anda ya biz de Türk'üz. Sizi anladık falan. Nereden geldiniz, nasıl oldu bilmem ne. İkimizin de böyle Amerika'nın ortasında yaklaşık 9 ay sonra ilk defa böyle Türk görmemiz çok şaşırtmıştı bizi. Serdar ve Halil. Onlarla da hala görüşmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir rastlantıydı.